Sedat Peker'in videolarını seyrediyor musun? Evet, kısmi. Kısmi. Peki açıklamalarını doğru buluyor musun? İnandırıcı buluyor musun? Evet, doğru buluyorum. Doğru bulmamın nedeni de yaptığı açıklamaların hepsinin zaten belgelerle sunması. Zaten öncelerden de bunlarla birlikte olduğu, iç karışıklıkta da zaten Sedat Peker'i yemeye çalıştıklarını, o derecede de zaten kendisini kurtarmak amaçlı her şeyi bir bir anlattığını hepimiz zaten birlikte görüyoruz ve doğru da buluyorum. Evet. Peki arkadaşların, genç arkadaşların, 40 yaş altı arkadaşların Sedat Peker'in deyimiyle sence senin gibi düşünüyorlar mı, inanıyorlar mı? %98'i böyle düşünüyor. %2'si de genelde o kişilerden yana olduklarından dolayı kötülüyorlar sadece, bu kadar. Yani senin arkadaş çevrenin veya genç çevrenin %98'i Sedat Peker videolarına inanıyor, doğru mu? Doğrudur. Hepsine inanıyorlar. Evet. Peki şu an hükümetin sergilediği tavrı doğru buluyor musun? Hani suskun kalmasını, tarafsız kalmasını veya soruşturma başlatmamasını? Zaten her zaman yaptıkları şey, gerçekler gün yüzüne çıktığı zaman her zaman susuyor bizim devletimiz. Bizim halkımız da bu suskunluğunu asaletinden sanıyorlar ve hala onların yanında duruyorlar. Son olarak ne söylemek ister benim genç kardeşim? Genç kardeşlerime benim söyleyeceğim tek bir şey var. Bu seçimde her şeyi gördünüz ve ona göre idare ediniz ve buna göre oy kullanınız. Ki biz de gençler olarak bu ülkeyi kurtaralım. Sadece bunları söylüyorum. Bütün genç arkadaşlarımızın ve büyüklerimizin izlemesini isterim yani hepsini. Adam paylaştığında zaten paylaşımları bayağı bir milyonlarca izlenme bulunuyor. Bence adamın söylediği şeyler gayet doğrudur yani. Onunla ilgili pek fazla bir şey demeyeyim. Peki evet. Ne anlıyorsun? O videoları izlediğin zaman bir genç olarak ne anlıyorsun? Nasıl yani bir mesaj veriyor sana? Ülkenin durumunu anlıyorum ya. Çok iyi bir durumda olmadığımızı anlıyorum. Adamlar şu an enflasyon düşük diyorlardı. Halbuki ülkede aç sayısı bayağı fazla yani. Allah herkesin sonuna ayrı getirsin abi. Peki videolar açıklanmadan önce, Sedat Peker videoları yayınlamadan önce evet, bu kadar bilmiyor muydun? Yani iç yüzünü bu kadar bilmiyor muydun? Adam her şeyi iç hani dışarı veriyor yani. Sedat Peker mi ülke gerçeğini kamuoyuyla paylaştı? Yani gerçek ülke gündemini Sedat Peker mi kamuoyuna paylaştı sizce? Kesinlikle abim. Yani ne söylemek istersin son olarak? Vallahi artık erken seçim olmasını bekliyoruz. Yani hayırlısıyla doğru olan neyse herkes onun arkasında olmasını istiyorum. Evet değerli izleyenler, Ordu sokaklarında gençlere özellikle sormaya devam edeceğiz. Videoyu gerçekçi buluyorlar mı? Asıl sorumuz buydu. Kamuoyunun da ortak fikri şu. Evet biz haklı buluyoruz, doğru buluyoruz. Çünkü ülkede dönen dolapları bir şekilde Sedat Peker'den öğrenmiş oluyoruz demeleri de aslında nasıl acı bir tablonun içinde olduğumuzu gösteriyor. Evet, Ordu sokaklarında kamuoyunun sesini dinlemeye devam edeceğiz. Evet, sokaktayız. Yine gençlere özellikle sormaya devam ederken 3 tane pırlanta gibi genç gördük. Ben soru sormayacağım, cevabı sen vereceksin. Sedat Peker'le ilgili ne düşünüyorsun? Videolarını izliyorsun herhalde. Evet, ne düşünüyorsun o videolarla ilgili? Bunun hakkına değineceğim. Sedat Peker'in tartışmalı olduğu Binali Yıldırım, oğluyla alakalı bir konu dönmüştü, eroin maddesi hakkında. Evet. Sedat işte Binali Yıldırım'ın oğlu Venezuela'ya korona vakası 300 olduğu halde maske götürmeye değinmişti. O zaman Türkiye'de vaka sayısı 30.000'di. Sedat Peker'i yalanlamışlardı. Bu kesinlikle öyle bir söz konusu yok. Sedat Peker burada kesinlikle doğruyu konuşuyor. İnanıyor musun Sedat Peker'e? Evet, inanıyorum. Peki sizin nesil yani Z kuşağı Sedat Peker'e inanıyor mu? Milliyetçi olanlar %100 inanırlar ama milliyetçi olmayanlar inanmazlar. Yani? Yani Sedat Peker koyu AK Partili, evet, bildiğimiz üzere. Evet. Ama AK Parti'yi savunan tek şey yani AK Parti tarafından savunan tek kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başka da savunduğu tek kişi yok. Süleyman Soylu olsun, Binali Yıldırım falan olsun. Evet. Yani Sedat Peker'in videolarına inanıyor muyuz diyorsun? Yani çoğuna inanıyoruz. Çoğuna? Evet, çoğuna. Peki sen neler söylemek istersin? Ben adamı kullandılar diyorum. Pek de açıklama yapmak. Kimi kullandılar? Istemiyorum. Sedat abi, Sedat Peker'e. Sedat abi. Sedat abi nasıl kullandılar? Açıklama yapma abi. Abi konuşalım ya. Memleket hep büyüsün. Evet. Sedat abi kullandılar dedi. Yorum yapmayacak. Saygımız var. Sen ne düşünüyorsun abici? Arkadaş yorum yapmadı çünkü mezarlıklar soğuk. Bir dakika, bir saniye. Orayı tekrar alabilir miyiz? Arkadaş yorum yapmadı çünkü mezarlıklar soğuk. Mezarlıklar soğuk. Yani iki türlü de siyasete giriyor. Sedat Peker konuştuğu şeylerde bazı şeylerde tabii ki de haklı sonuna kadar. Neyin gerçek olup neyin doğru olmadığını bilemeyiz. Süleyman Soylu ile bir olayı vardı. Sedat Peker konuşurken Süleyman Soylu çok başka şeylerden bahsediyorlardı. Yani Sedat Peker'e inanıyoruz. Evet. Peki sizin nesil inanıyor mu? Yani Z kuşağı. Yani, arkadaş çevreniz bu konuda ne diyor, ne düşünüyor? Yani adam haklı olarak biz inanıyoruz. Adamı haklı buluyoruz. TRT haberde Süleyman Soylu ile röportaj yaparken Sedat Peker'den bahsediyorlar.
Sedat Peker işte olay hakkında ne düşünüyorsunuz falan diyorlar. Adamın tek dediği şey terörle mücadele ediyoruz, ben İçişleri Bakanıyım. Sadece bunu yapıyorlar. Sokağın nabzı bu yönde. Biz yine sokağa özellikle gençlere konuyu sormaya devam edeceğiz. Şimdi bir izleyici olarak açıklamaları doğru bulmasak da rüzgar esmediği yerden bir şeyin gelmediğini biliyoruz. Bunun için hükümetimizin araştırmasını, bu konuda denilmesini, halkın da rahatlatılmasını istiyoruz. Sedat Peker'in videolarını seyrediyor musun? Hayır. Seyretmiyorsun. Duydun mu peki bunu çevrenden? Hayır, duymadım. Hiç duymadın? Hayır, duymadım. Peki bu konuyla ilgili fikrin yok o zaman? Yok. Bunu gerçek buluyor musunuz? Hiç izlemedim abi. İzlemedin mi ben sen? Ben bulmuyorum abi. Yani inandırıcı buluyor musun? Yok abi ya. Ülkeden kaçan artistlik yapıyor zaten. Tutuklanma mutuklanma yok ya. Bir dakika. Abi dur. Ne söyleyeceksin? Sedat Peker videolar için ne söyleyeceksin? Abi bir şey söylemeye gerek yok ki. Kaçan devleti suçluyor. Evet. Bilmem bir şey yap. Yani FETÖ gibi. Ama önce onlara oy topladı. Sonra niye böyle yaptılar ben onları da bilmiyorum. Onların arasındaki işi bilemeyiz ki. Değil mi? Aynen. Aynen. Sedat Peker'in videolarıyla ilgili ne düşünüyorsun? Ben yani siyasetle hani 19 yaşındayım. Yani sürekli haberleri de gündemi de takip eden bir gencim. Şunu söylüyorum. Yani ben 19 yaşında bir genç olarak yani daha çok kitap okumak yerine, daha çok film izlemek yerine siyaseti takip etmek zorunda kalıyorum açıkçası. Enflasyonu takip etmek zorundayım. Geleceğimi düşündüğüm için ne bileyim cari açığı düşünmek zorundayım. Yani bu ülke bana bunları dert edindirdi bu yaşta. Ama bir İsviçre'deki bir Avrupa ülkesindeki genç ya bunları hiç bilmiyor. İsviçre'de gençler başbakanın adını dahi bilmiyorlar. Ama ben şu an meclisten bir sürü üye sayabilirim size. Bunlarla ilgilenmek zorunda kalıyorum. Çünkü ne bunlar şu an siyaset o kadar çok şey etkiliyor ki eğitim, sağlık, her şey yani bu yaşta bunların sorumluluğu üstüme yük bindiriliyor. Diyeceklerim bu kadar. 2023'te de yani bunları göz önüne alınarak yani Z kuşağı olarak kararımı ona göre vereceğim yani.